Bir pazar sabahından herkese merhaba. Türk ekranlarının magazin klasiği Pazar Sürprizi'nde sizlerleyiz. Ünlülerin renkli dünyasından son haberler, araştırmalar, magazinde nostalji dolu bir içerikle karşınızdayız. Programa renkli dünyadan haberlerle başlıyoruz. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlüler dünyasından son haberler. Özge Ulusoy'la bir güzellik fuarındayız. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'yla yaz sonu yurt dışı kaçamağı yapmışlar. Faruk Bey'le birlikte güzel, keyifli bir tatil yaptık. Biz böyle yaz sonu gitmeyi daha çok tercih ediyoruz. Biraz da sakinlemiş oluyor. Birlikte keyifli vakit geçirdik. Her zaman gittiğimiz yerler. Biz çok klasik tipleriz. Hep aynı yerlere gidiyoruz. Güzel vakit geçirdik. Dinlendik, döndük. Demet Şener de güzellik fuarına katılan isimlerden. Bu sezon Real Madrid futbol takımına transfer olan Arda Güler'in oğlu Ömer Kutluay'ın başarısını sosyal medya hesabında paylaşması çok hoşuna gitmiş Demet Şener'in. Benim için ikisi de çok gurur verici bir şey. Tabii Ömer'in ki şu anda herkes tarafından bilindiği için ve işte dünyanın en büyük kulüplerinden birinde şu anda oynuyor. Evet, evet. Çok hoşuma gitti. Arda'nın da bir hikayesini gördüm. Ömer gel bekliyorum diye. Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay arasındaki boşanma polemiği tam bitti derken şimdi de oğlu Ömer'in diş tedavi masrafını karşılamadığı iddiasıyla İbrahim Kutluay'a dava açtı. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Protokolde olan yapılması gereken bir şarttı. Yapılmayınca tabii ki ben yaptırdım. Bunu da mahkeme yoluyla aldık. Yani başka söylenecek bir şey yok. Keşke böyle şeylerle gündeme gelmesem. Ama benim elimde. Bu tür sıkıntılar yaşıyor musunuz peki çocuklar? Ben daha fazla konuşmayayım. Onur Büyüktopçu da fuara katılan isimlerden. Tiyatro oyununa başlamış bu sezon. Mimiklerinde sıkıntı yaşamamak için botoks yaptırmamış. Kardeşimiz oyunculuk yaptıysa ben de botoks yaptırıyorum. Botoks zamanım geldi. Yaptıramıyorum çünkü yeni tiyatro oyununa başladığım için. Tiyatroda biliyorsunuz botoks gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. İlk defa 5 yıldır bu yıl yaptırmama kararı aldım. İhtiyacım da yok dermişim. Alnınıza mı yaptırıyorsunuz? Evet, alın ve şeyleri çünkü çok etkiliyor mimikleri botoks. Kalp Estetiği filminin galasındayız. Filmin oyuncuları Hakan Bilgin ve Müge Boz bakın komedi filmiyle ilgili neler söylüyor. Komik bir film geliyor. Bir kere en güzel olanı şu anda memleketinde en çok ihtiyacı olan şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Onun için eğlenceli bir iş çektik. Gördüğünüz gibi zaten bizi de görünce komik bir şey olacağını tahmin edersiniz herhalde. Geçtiğimiz günlerde Müge Boz'un ailesiyle birlikte yurt dışına taşınacağı iddiaları atılmıştı ortaya. Müge Boz meğerse oyunculuk eğitimi almak için gitmiş yurt dışına. Ve aslında o haberlere çıkan bir konuydu. Ben yurt dışına gittiğimde birazcık oyunculukla ilgili eğitim almak istemiştim. İşte orada neler oluyor, nasıl teknikler var, hani benim bildiklerim, bilmediklerim bunları öğrenmek için biraz uzun kaldığım için sanırım hani artık Müge yurt dışına taşınıyor gibi bir algı oluşmuş olabilir ama hayır, buradaki son filmim kesinlikle olmayacak. Ece Vahapoğlu 20 yıllık kariyerinde edindiği bilgi ve tecrübeleri mutluluk ve sağlıklı yaşamla ilgili dünyadan bilimsel verilerle hikayeleştirip tek kişilik bir gösteriyle sahneye çıktı. İbrahim Erkal'ın anısına özel hazırlanan Hürmet albümünde geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren Atiye, seslendirdiği Unutmayacağım şarkısının klibini sevenleriyle paylaştı. Ne bugün, ne yarın, İzmir Wedding Fashion Show renkli defilelere sahne olurken gelinlik ve abiye modelleri gücüye çıktı. Defilelerin baş mankenliğini üstlenen Ece Gürsel, model olmanın keyfini bir kez daha bu organizasyonla yaşadığını söyledi ve bir daha dünyaya gelsem yine model olurum dedi. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle bir daha model olmak isterim ve kesinlikle yine podyumda olmak isterim. Sonuçta podyum benim, biliyorsun artık biz de beraber yıllandık sizlerle. Çocukluğum, gençliğim, yetişkinliğim, hala podyumdayım ve hala baş model olarak tercih edilmek,
hala en güzel firmalar tarafından tercih edilmek ve onların kostümlerini sergilemek benim için çok güzel bir şey. Soner Olgun, 1994 yılında çıkardığı Her Şey Değişmeli albümünde yer alan Alıştım şarkısını yeniden yorumladı. Ünlü müzisyene şarkının yeni düzenlemesinde Yunanistan'ın ünlü virtüözlerinden Vasilis Salias klarnetiyle eşlik etti. Kah yandım kavruldum, kah dondum üşüdüm, ben artık her şeye alıştım. Güllü, Yaşayamam Ki şarkısının klip çekiminde bir anda çığlık atmaya başladı. Ne olduğunu önce anlayamayan set ekibi, Güllü'nün etrafını saran fareleri görünce çekime ara verdi. Tam böyle meğen çıkacağım karşıya, şöyle gözümü süzdürmem ya. Aman Allah'ım, bir bakayım ki seti olduğu gibi fareler bastı. Ayağımın altında fareler ve düşünün ki ben çıplak ayaklıyım. Bir çığlık atmışım ki kendi çığlığımdan zıpladım. Bütün bir seti zıplattım ki ben böyle cabbar bir kadınım. İşte fareye yenik düşüyorum. Bir kere çözülemem ki, ayrı dünyalarda yaşayamam ki. Ölümü de sevdim, vazgeçemem ki. Bengü yeni şarkısı Mesajın Var'ın video klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Aşığın olurum sana az bile, göklerden sana bir mesaj var, üzme onu sar diye öp diye. Aslı Hünel, ikinci uluslararası Beykoz Cam Festivali'nde verdiği konserde sahne performansıyla olduğu kadar 3000 cam parçasıyla işlenmiş sahne kıyafetiyle de beğeni topladı. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururunda seni çok sevse de her şeye sahip olabilir. Ezgi Mola bu eğlenceli cilt bakımı videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Ebru Şahin tatilde ormanın içinde yürüdüğü bu anları yayınladı.